Evet. Selam arkadaşlar, ben Nalan Onur, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomu izlediyseniz 2020 yılında okuduğum kitapları paylaşmıştım sizinle. Kimilerine göre az sayılabilecek ama bana göre hedefini tutturmuş olmanın verdiği gururla 24 tane kitap okuduğumu size söylemek isterim. Bu sene de fakat hedefimi yükseltmeyi planım var. Kesinlikle en az 30 tane kitap okumayı planlıyorum. Tabii bu şartlar gereği daha az olabilir, daha çok olabilir ama benim kafamdaki plan en azından 30 tane kitap okumak. Şimdi ben size aldığım ve kitaplığımda duran, paylaşmak istediğim, size göstermek istediğim, önümüzdeki senede okumayı hedeflediğim kitapları göstereceğim size. Fakat ben başıma geleceği adım gibi biliyorum. Ben bu kitapları ayarlayacağım, okuyacağım diyeceğim ve popüler bir sürü güzel güzel kitaplar çıkacak. İşte YouTube'daki, Instagram'daki kitap sayfaları bunları paylaşacak. Ondan sonra benim aklıma gelecek. Hadi bir Amazon'a gir diyeceğim. Amazon'da nasıl olsa kargo bedava, al 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 diyeceğim. Ondan sonra bu garibimler burada duracak. Onları önce okumak isteyeceğim. Biliyorum başıma geleceği ama çok kararlıyım. Bunları da okuyacağım. Çünkü biraz sonra size tanıtmak istediğim kitaplardan bir tanesinin üzerinde 6.95 diye fiyat var. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Kim bilir ne zaman almışım da orada bir köşede kalmış bekliyor. Bu haksızlık değil mi? Bence bir kitap için haksızlık yani. O yüzden dediğim gibi biliyorum bu sene de çok güzel kitaplar çıkacak. Çok popüler kitaplar çıkacak. İşte çok almak isteyeceğim. Alacağım belki ama bunları da öncelik tanıyacağım. Dediğim gibi sizle de birlikte 2021 biterken, 2022'ye girerken Allah ömür verirse bir daha 2021'de okuduğum kitapları paylaşırken bakalım hedefime ulaşmış mıyız, ulaşmamış mıyız, okumuş muyuz yoksa kitaplara haksızlık mı yapmışız hep birlikte göreceğiz. Şimdi ilk önce size bahsetmek istediğim, çok sabırsızlıkla 2021 gelsin de okuyayım diye beklediğim bir seriyi göstermek istiyorum. Bunun daha önce videosunu çektim. Yeşilin Kızı En. Şuradan hemen yukarıda koyacağım linkini. Oradan ulaşabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Gerçekten de ne kadar da çok Yeşilin Kızı En'i merak eden, seven varmış. Video çok güzel seyredildi. Altta da çok güzel yorumlar yapıldı. İşte farklı sitelerden alanlar yorum yapmış. İşte kitabı okuyanlar yorum yapmış. Belki siz de merak edersiniz diye göstermek istiyorum. Siz de belki okursunuz. Ben bunları yalnız okurken biraz sonra Stephen King'in kitaplarını göstereceğim. Çok 2021'de okumaya çok hedefliyorum. Çok uzun zamanda da açıkçası alışverişini yaptım ve yeni bir yıl gelsin, yeni umutlarla başlayayım o kitapları diye istediğim için onları okuyacağım. Onları okurken biliyorsunuz Stephen King'in kitapları biraz fazla kurgu içeriyor. Sürekli üst üste okuduğunuz zaman biraz bunalabiliyorsunuz. O yüzden ben Yeşilin Kızı En'leri onların arasına serpiştirmek istiyorum. Ama seyrettiğim bazı videolarda kitabı okumaya başladıkları zaman bırakamadıklarını söylüyorlar. İnşallah ben öyle olmam. Aralara yani bir En, işte bir Stephen King, bir başka olsa bir tane daha En diye girerim diye düşünüyorum. Şu andaki fikrim öyle. Olup olmadığını size anlatırım. Dediğim gibi ilk hedefim Yeşilin Kızı En'in kitaplarıyla buluşmak. Arkasından Amazon kitap alışveriş videomu belki seyretmişsiniz. Seyretmediyseniz de linkine ulaşabilirsiniz. Kanalda var. Oradan aldım. Stephen King'in çok kalın kitapları var. Mahşer mesela çok aşırı kalın. Şimdi ben bu sene 30 kitap okuyacağım diyorum ama okumayı hedeflediğim kitapların arasında çok kalın Stephen King kitapları var. Şimdi bu en az ortalama 3 kitap ya da 4 kitap olacak derecede sayfası var. Bu şeyim, hedefimi tutturabilir miyim, tutturamaz mıyım diye açıkçası biraz endişeleniyorum. Ama ben çalışacağım, uğraşacağım. Bu hedefi tutturmaya çalışacağım bu kalın kitaplara rağmen. Ben hayatımda hiç bu kadar kalın kitap okumadım inanın. Nasıl okuyabilirim, bunalır mıyım, sıkılır mıyım hiç bilmiyorum. Açıkçası biraz da başlamaktan korkuyorum. Çünkü benim karakterimde başladığım bir şeyi yarım bırakmak diye bir şey yok. Felsefede yok yani. Benim felsefemde yok. Ben bir şeye başladım. Beğenmediysen bile bu kitap bitecek. O yüzden çok biraz korkularım var. Hani başlayayım, başlamayayım mı, bırakır mıyım, bırakmaz mı? Ama hedefe kilitlendim. Bu 30 kitap bitecek. Bu kalan kitaplar da inşallah bitecek. Bu Mahşer de bunlardan biriydi. Arkasından o Stephen King'in kalın kitaplarından birisi olan O'yu okumak istiyorum. O da ciltli kitapların arasında, ben dehşet merak ediyorum. Filmini seyretmiştim. Stephen King'i zaten anlatmaya gerek yok. Ona olan işte kitaplarına olan sevgimi anlatmama gerek yok. Birçok videoda bahsettim.
Çok merak ediyorum. Çok sabırsızlıkla bekliyorum Stephen King'in bu kitabını da okumak için. Arkasından Stephen King'lerden gidelim isterseniz. Aynı alışveriş videosunda da bahsettiğim gibi Stephen King'in gene Ruhlar Dükkanı ve çok uzun seneler önce Stephen King'le ilk tanıştığım kitap olan Medium ve onun içindeki karakterin devamının olduğu, yani daha doğrusu devam kitabı değil de bu kitaptaki karakterin olduğu Doktor Uyku. Bunlar bu sene okumak istediğim Stephen King kitapları. Umarım okurum. Ya hedefime ulaşmayı dediğim gibi çok kilitlenmiş vaziyetteyim. Bunlar okunacak bu sene ama dediğim gibi hani zor mu olur, kolay mı olur artık bakacağız. Sene sonunda ben size hepsinin bilgisini vereceğim. Okudum, okuyamadım. Anlatacağım. Ve o dediğim hani 6.95 kitap var dedim ya, işte bu. Bu kitap ne zamandan beri duruyor acaba? Çok utanıyorum. Yazarın daha önce ben Uçurtma Avcısı'nı okumuştum. O kadar güzel bir kitap ki. Çok, yani biliyorsunuz, mutlaka kitap severler mutlaka biliyordur. O kadar çok güzel bir kitap. Ama ondan sonra ben bu iki kitabı da aldım. O referans oldu bana. Çok beğenmiştim ben. Ve maalesef neden olduğunu bilmediğim bir şekilde işte böyle kalmış kütüphanemde. Ve boylarını da görüyorsunuz. Küçük. Ben daha önceki bir videomda da bahsetmiştim. Bunlar daha uygun fiyatlı diye ben tercihi bunlardan yana kullanıyorum açıkçası. Aynı kitap 3'te 1 fiyatına neredeyse satılıyor. Ve daha çok alternatif, daha çok kitap alabiliyorum. O yüzden ben bunu tercih etmiştim. Bu seneki hedeflerim arasında bu iki kitabı da mutlaka okumak. Bir tanesi Bin Muhteşem Güneş, diğerisi de Ve Dağlar Yankılandı. Eminim yazarın Uçurtma Avcısı'ndaki üslubu, yazım tarzı, yalınlığı benim çok hoşuma gitmişti. Eminim bunlar da çok güzel olacaklar. Dediğim gibi bunları da mutlaka okuyup size en azından kitap yorumlarında neler hissettiğimi, aynı o Uçurtma Avcısı'ndaki hazı hissedip hissetmediğimi bildireceğim, izah edeceğim. Diğer çok 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 merak ettiğim kitaplardan birisi, bunun da kanalda alışveriş videosunda var. Amazon'dan almıştım bu kitabı da. Kitap Hırsızı. Bunu da çok merak ediyorum. Bu da en bu sene içinde okumak istediğim kitaplar arasında. İkinci Dünya Savaşı'nın küçük bir kızın gözünden anlatıyormuş. Onun hissettikleriyle ilgili. Eminim ben bunu da çok seveceğim. Ve merakla okunmayı bekleyen, yani okumayı beklediğim kitaplar arasında kesinlikle. Diğer merak ettiğim, aslında bakın diğer merak ettiğim değil, ben Kutsiyet ve Şura'yı, çok güzel bir ayrıcım var bunun içinde, Kutsiyet ve Şura'yı çok uzun seneler önce, şimdi hep böyle çok uzun seneler deyince yaşım da ortaya çıkıyor ama çok uzun seneler önce ben Kutsiyet ve Şura'yı okumuştum. Hatta devamı var, Kutsiyet ve Murka, Dedem Kutsiyet diye, Nermin Bezmen'in kitabı. Burada Kutsiyet, Nermin Bezmen'in dedesi ve Şura da onun büyük aşkı. Kutsiyet ve Şura'yı bazılarınız hatırlıyor olabilir. Film dizisi çekilmişti hatırlarsanız. Farah Zeynep Abdullah ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıştı. Maalesef kitabının sahip olduğu büyüyü dizide göremedim. Neden olduğunu bilmiyorum. Aslında Farah Zeynep Abdullah ve Kıvanç Tatlıtuğ'u da birbirine çok yakıştırmıştım. Kesin bu dizi işte rating rekorları kırar falan dedim. Ama maalesef bu kitabın içindeki büyü her zaman beyaz perdeye geçmiyor. Bu da geçemedi. O yüzden geçemediği için de uzun süre duramadı. Ve rating biliyorsunuz canavarı var. O da ondan dolayı da gösterimden kalktı. Ama çok uzun seneler okumuştum. Ben kitap yurdundan bir alışveriş yapmıştım. O sırada bu kitap bana hediye geldi. Ve dedim ki bu bir işaret olabilir. Bu sene Kutsiyet ve Şura'yla tekrar karşılaşmam gerekiyor. Tekrar o duyguyu şimdiki aklımla, şimdiki kalbimle, şimdiki duygularımla okumam gerekiyor diye bir işaret olabilir diye düşündüm. Bu seneki okuma listeme Kutsiyet ve Şura'yı da ilave ettim. Eğer henüz okumadıysanız, karşılaşmadıysanız, Nermin Bezmen'in de yazı stili, dili çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Ve Kutsiyet ve Şura ve Kutsiyet'in bütün kitaplar hepsi çok güzel. Nermin Bezmen'in diğer bazı kitaplarını da okudum. Onları da ben size zamanı geldiği zaman tekrar video çekerim, tanıtırım merak ederseniz. Ben çok tekrar Kutsiyet ve Şura ile tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu da listeme bu şekilde girdi. Bir işaret olarak geldi bana. Diğer okumayı merak ettiğim, yani içinde ne olduğunu merak ettiğim kitaplardan birisi de benim olağanüstü akıllı arkadaşım. Burada da iki tane kız çocuğunun çocukluktan itibaren arkadaşlıklarını anlatan ve dört kitaptan oluşan Napoli kitaplarının
bu. Açıkçası çok metin duydum. Çok kanallarda anlatılıyor kitap. Ama beğenir miyim, beğenmez miyim? Dediğim gibi bu kitap olayı çok göreceli bir şey. Yani birinin çok sevdiğini öteki hiç sevmeyebiliyor. O yüzden ben ilkini aldım, okuyacağım. Ve böyle dediğim gibi gene bu ekonomik boylarından aldım. Okuyacağım. Eğer beğenirsem devamını da alacağım. Eğer beğenip beğenmediğimde size en kısa zamanda bildireceğim. Bunu da çok merak ediyorum. Diğer bu sene okumak istediğim kitaplardan birisi. Asıl açıkçası ben kişisel gelişim kitaplarını hiç sevmiyorum. Şimdi böyle deyince bana kızıyorlar biliyorum. Ama ya bilmiyorum, kişisel gelişim kitapları, bence kişisel gelişim ya insanın kitaplarını okuyup da öğreneceği bir şey değil bence öyle. Yani insanın kalbi ne istiyorsa, beyni ne istiyorsa, ruhu ne istiyorsa onu yapması gerekir. Yani kitaptan öğreneyim, ben bu kitabı okuyayım da ay işte pembe filleri düşünmeyeyim ya da işte ay kalitemi şöyle yapayım, işte karakterimi böyle edeyim falan olacağını düşünmüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Yani bütün kişisel gelişimci arkadaşlardan özür diliyorum. Bu benim kendi fikrim. Bu fikrimi değiştirir mi, değiştirmez mi diye merak ettiğim için Pembe Fili Düşünme isimli kitabımı eşimin kitaplığından çaldım. Evet, çaldım, aldım ve ben bunu bu sene içinde okuyacağım. Çok merak ediyorum. Acaba benim kişisel gelişimime bir faydası olacak mı? Benim bir eksik bir şeyim var mı? Bunu tamamlayacak mı diye çok merak ediyorum. O yüzden Pembe Fili Düşünmeyi çok metini duydum. Çok fazla kitap sayfalarında da gördüm. Okuyacağım. Bakalım bana bu konudaki fikrimi değiştirecek mi diye çok da merak ediyorum. Evet, son iki kitap. Dediğim gibi son iki kitap derken bunlar benim bu sene okuyacağım kitapların hepsi değil. Biliyorum dediğim gibi. Ben mutlaka popüler kitaplar çıkacak, işte kitap sayfalarında göreceğim ve aklımın çelineceğini bildiğim için bunlarla şu anda sınırlı kaldım. O kitapları alacağıma eminim. Yani kim bilir neler, ne kadar güzel dünyalar çıkacak. Ben her zaman diyorum, kitaplar insanların içine girmesi için dünyalar. Yani dünya satın alıyorsunuz kendinize. Bir kitap alıyorsunuz ve bu dünya sizin oluyor artık. O yüzden biliyorum çok fazla gene kitap alacağım. Onları da okumaya çalışacağım. Şu anda önümdekiler bunlar yani. Ve Kirpi'nin Zarafeti. Kirpi'nin Zarafeti de bu sene içinde 2021'de gerçekten en çok merak ettiğim kitaplar arasında. Hep kitap yorumları videolarında izlediğim arkadaşlar hep 10 üzerinden 10 puan veriyorlar. Bunda da biraz felsefe varmış. Dedim ki ben biraz böyle felsefeyle falan biraz uzak bir insanım ama bu kitabı çok merak ediyorum. Hiç daha kötü bir yorum işitmedim. Hiçbir kötü yorum duymadım bu kitapla ilgili. Çok merak ediyorum. En kısa zamanda okuyacaklarım arasında kendisi. Ve son elimdeki şu an için elimdeki son kitap Ahmet Ümit'in Aşkımız Eski Bir Roman. Aşkımız Eski Bir Roman. Başkomiser Nevzat'ın olduğu bir kitap. Ahmet Ümit'in biliyorsunuz ki farklı kitapları da var. Her kitapta Başkomiser Nevzat yok. Bu kitapta Başkomiser Nevzat ve ekibi gene cinayet çözüyormuş. Bunu da alışveriş videolarında görmüşsünüzdür. Aldım ama bu sene okumak için sakladım. Bir tane Ahmet Ümit olsun diye düşündüm kitapların içinde. Çok güzel. Yani polisiyeyi seviyorsanız, özellikle bir Türk yazarın ağzından dinlemek okumak istiyorsanız mutlaka Ahmet Ümit kitaplarına şans verin. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Benim 2021'de hedeflediğim kitaplarım bunlar. Şimdi küçük bir konuşmaya, yani küçük bir şeyler anlatmak istiyorum ve o şekilde videomu kapatmak istiyorum. Şimdi önümüzde 2021 var. 2021, şimdi ben bu videoyu ne zaman paylaşacağım bilmiyorum. Yani 2021'in ilk günlerini de paylaşabilirim. Biraz erken çekiyorum. Karambole gelmesin, rahat rahat anlatayım size istedim. Ve siz de hedef belirlerseniz en azından bunlara da size birer örnek olsun. Belki hedeflerinizin içine bunları da koyarsınız diye. Daha erken çekiyorum ama 2021'in ilk haftalarında falan büyük ihtimalle yayınlarım bunu. 2021 hepimiz için, dünya için, ülkemiz için çok iyi bir yıl olsun istiyorum ben. Bu korona illetinden kurtulmuş olmak istiyorum. Ben Aralık ayının ilk haftasından itibaren bir yeni yıl ruhuna giriyorum. Yeni yılı çok seviyorum. Yılbaşını çok seviyorum. İşte bu ışıkları seviyorum. Kırmızı, beyaz ve yeşilin uyumunu seviyorum. Kar yağsa daha da şahane olur herhalde. Bunlar biraz da ben Almanya'da da doğdum, büyüdüm. Onun verdiğim şeyler de olabilir. Ama ruhum bunun yılbaşı zamanları ışıl ışıl oluyor. Çok seviyorum. Her yerde böyle bu yılbaşı konseptlerini görmek istiyorum. Umarım bu girdiğimiz yıl hepimiz için çok güzel bir yıl olsun istiyorum. Hedeflerimizi tutturduğumuz, sevdiklerimizle her zaman yan yana olduğumuz,
hepimizin sağlıklı olduğu bir yıl olsun istiyorum. Umarım dediğim gibi hedeflerimiz gerçek olur. Bizim de birlikteliğimiz, daha önceki videoda da söylemiştim, bu mecrada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok heyecan veriyor bana. Yani konuşmak, size kendimi anlatmak, işte benden bir şeyleri sizde görmek, işte sizin yorumlarınızı okumak, bildirimlerinizi görmek beni çok heyecanlandırıyor, çok mutlu ediyor. İyi ki bu kanalı açmışım, iyi ki gelmişim, iyi ki yollarımız kesişmiş her zaman söylediğim gibi. İyi ki varsınız. Dediğim gibi çok güzel bir yıl olsun 2021 ve güzel hedeflerimizi tutturalım. Güzel kitaplar okuyalım. Ben okuduğum kitapları tekrar sizinle paylaşayım. Siz yorumlarda beni yalnız bırakmayın. Benim 2021 hedeflerim bunlardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.